Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle çeyizlik patiklerimi göstereceğim kızımın çeyizinden. Ben şunlardan başlayayım. İlk onlar elime geldi. Şöyle patiklerimiz var. Şöyle yarım. Bu onlar hazır patik. Böyle hazır alınmış. Siyah beyaz, bu da mor beyaz aynısı. Şöyle yarım patik çorabımız var, hanım çorabı deniyor. Bu var. Şöyle bunlar 5 şişle işlenmiş. Benim annemin el emekleri, annemin ellerine sağlık. Annem yapmış bunları. Bu kullanılmış patiktir. Yine de size göstermek istedim. Şöyle kelebek modeli. Böyle yakın tutayım. Ekran resmini almak isteyen alabilir. Şöyle arkası bu şekil, mavi beyaz. Böyle bir modelim daha var. Renk uyumu falan da görmenizi istiyorum. Daha güzel oluyor. Böyle bu da kullanılmış. Patik altı da modelli, desenli. Şöyle şu yanlarda da şu şekil yanı yapılmış. Çok güzel bir model. Ve bu da kullanılmış. Benim kızım evli tabii. Bunları kullanmış. Bunu size söyleyeyim. Bu da böyle bu model. Bakın. 5 şişle yapılmış bunlar. Arkadaşlar bu da benim oğlum Bağız Yusuf. Çok görünmek istiyor. Ve ben siz anne beraber çekelim, beraber çekelim. Ben de kırmadım. Ve oğlumla beraber ben kendimi göstermiyorum ama oğlumu size gösteriyorum. Bakın bu da 5 şiş. Şöyle. Bakın. Model almak isteyenler için ekran resmini belki almak ister arkadaşlarımız olur. Bazen insan çok istiyor. Ama video olunca biraz zor oluyor. Onun için ben böyle gösteriyorum size arkadaşlar. Ve bu 5 şişli patikleri de ben de yapabiliyorum. Eğer yapmamı istediğiniz model varsa Instagram hesabımdan Ayşe'nin El İşi Dünyası, oradan da ekran resmini alıp da bana atarsanız onun da videosunu çekebilirim. 5 şiş de yapabiliyorum. Şöyle şunu içine bırakıp şöyle bunu ben yaptım arkadaşlar. Bu benim. Bakın. Kızımın çeyizinden bunu da ben yapmıştım. Şöyle size göstermek istiyorum. Çok güzel. Ben bunu çok severek yaptım ve çok beğenerek yaptım. Bu da biraz önce sarının tersi yapılmış. Bunun biraz daha tersi. Bu kahverengi. Bu da bordo yapılmış. Sarı içine girmiş göller olmuş bu sefer. Yani renkte de nasıl duruyor onu da göstermek istedim. O yüzden aynı rengi tekrar gösteriyorum ki yani yapmak isteyen bazen insan tereddütte kalabiliyor. Acaba bu renkler birbirine uyumlu olur mu, yakışır mı diye. Şöyle bu şekil. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Ve değerli yorumlarınızı varsa önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da ben yaptım. Şöyle babet patik. 2 şişle bunu yaptım. Şöyle incili. Çok güzel. Ayakta da çok güzel duruyor. Çok zarif. Şöyle küçük durduğuna da bakmayın. Şöyle esniyor bayağı. 37-38 numaradır. Yok çocuk patiği gibi duruyor da öyle değil ama. Küçük değil. Böyle esniyor çünkü haroşa olduğu için esniyor. Şöyle göstereyim. Şurası açık. Böyle bir modelim var. Bunu da Biraz da kendim yaptım. Bu da 2 şişle yapılıyor arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim. Anlatayım kısaca.
Şöyle iki şişle yapılır. Şöyle şuradan başlanıyor. Galiba 17-18 çift olarak mı? 12 mi? Öyle bir şey yani 24-25 ilmekle başladım sanırım yanlış değilsem yani tam olarak hatırlamıyorum da keşke önceden de saysaydım. Şunu şöyle şuradan başlıyoruz. Şu şekil ve bu şekil örüyoruz. Şuraya gelince zaten haroşa ve iki renkliler var. Şu ortasını tam ortaya gelecek şekilde ve tekrar düz gidiyoruz. Şu arkayı bakın arka ve altı dikilmiş. Şu önünü de yani dikerek iple iğneyle dikerek şöyle büzgü yaptım. Bu böyle bu model. Çok hoşuma gittiği için bunu benim kızım yapmıştı. Aynısını benim kızım yaptı. Bu sefer bu da mavisi beyazı. Bu da yeşil. Ve bu da yeşili. Bakın koyu yeşil. Açık yeşil, koyu yeşil. Bakın şöyle. Ben şöyle şunu da göstereyim. Bu da benim annemin yaptığıdır arkadaşlar. Bakın şöyle. Modelyer tarafı modelli. 5 şişle yapılmış bunlar. Bakın. İki tane iç içte olduğu için kaba duruyor oğlum. Hadi Bu da böyle önü modelli. Şöyle size göstereyim. Bu da 5 şişli. Bu hediye gelmişti arkadaşlar. Bakın şöyle yaklaştırayım. Altı da bu şekil yapılmış. Böyle. Bu da bu şekil. Bu da 5 şişli. Bu da annemin yaptığından. Annemin ellerinden öpüyorum. Annemin el emekleri. çok basit yapar. Bakın şöyle. Bir tane de sarı yeşil var yine. Şöyle. Altı hepsi aynı şekil yapılmış. Bir de böyle bir tane var. Bu da morla pembe yeşil yapılmış pembe Çilek mi? güller. Yo bu gül Çiçek yapı. modeli. Çiçekli bir güldür bu. Parlıyor. Göstermek istiyorum. Çok parlıyor yakın olunca. Uzak olunca da karanlık oluyor. Koyu renk olunca biraz öyle oluyor. Bu da benim iğne. Modeli? Bunu yine 5 şişle incilerle yaptım. Bakın arkadaşlar. Altı düz. Şu yüzünde, patiğin yüzünde ve yanlarında inciler var. Şöyle giyince şöyle yanlara geliyor. Modelin Modelin adını bilmiyorum. Patik yani. İncili patik. Daim Modelinin sorduğun adını anda merak ettim. bilmiyorum. Ve galiba bizim patiklerimizde daha eksiklerimiz var. Hepsini getirmemişiz. Yoksa bitmezdi. Yok var bayağı bir. Çünkü şu an hatırladım. Bu da kiraz modeli. Bakın arkadaşlar. Kiraz. Şöyle. Evet. İşte yok. Kirazlı. Şöyle siyahın üstüne yapılmış. Annemin el emeği bu da. Siz ekran resmini almak isteyenler alsın diye Ya da ben videoyu öyle bekliyorum. durdurabilir. Şöyle şunu da göstereyim. Şöyle bu da pembe beyaz. Modeli bu şekil. Güzel bir model. Çok güzel bir model bu da gerçi. Şöyle altı düz Adını biliyor yapılmış. musun? Adını bilmiyorum oğlum. Çoğunu. Kimi? Çoğunu ne, adını bilmiyorum yani bildiğim patik. İçinde resimleri daha Yani çok hatırlıyorum. modellerin şu desenlerin adını soruyor da oğlum ben onları bilmiyorum.
adı ne olduğunu. Şöyle. Ve bunlar bizim simli patiklerimiz. Bu da annemin elinden. Bu da beş şişli yapılıyor. Güzel. Önce galiba iki şişle yapılıyor. Sonra beş şişe çevriliyor şuradan sonra. Buradan başlanıp böyle geliyor. Şöyle buradan beş şişe dönüyor. Şuradan sonra. Şuradan iki şişle başlanıyor. Böyle gelinip sonra beş şişe dönüyor. Bu da yani bir zamanlar simli ipler çok ravaştaydı. O zaman annem yapmıştı. Ama böyle çeyizde kalıyor. İşte zaman gelir yine kullanılabilir belki de. Bu morla beyaz. Bu da su yeşiliyle beyazı. Çok güzel. Aynı model. Renk farklı. Evet arkadaşlar bu da benim kızım yapmıştı. Bu da iki şişle yapılıyor. Ya ve şuradan başlanıyor. Böyle gidiliyor şöyle. Ağzından şu ağızdan başlıyor ve diğer ağızda bitiyor. Şöyle dikdörtgen bir parça yapılıyor. Sonra şunun şurası arkası parça ikiye katlanıyor. Şöyle şu şekil ve ikiye şöyle katlanıyor. Şurası ve şurası arkası ve önü dikiliyor. Şuradan da böyle bir üçgen bırakılıp katlanıyor. Şu uçları dikilip böyle bir model oluyor. Bu da çok basit bir model. Ve bu da çok benim güzel babetim. Bu da benim babetim. Bunun videosu var arkadaşlar benim kanalımda. Ben kendim yaptım. Bunu bir yelekte görmüştüm modeli. Patiye uyarladım. Çok Bakın. güzel. Bunun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Benim Keçe tabanlı. Keçenin üstünde bunu yapmıştım. Bir de o siyahını yeseydim. Arkadaşlar şöyle bir patiğim var. Ben bunu sonra size göstereyim. Şöyle ayakta. önce Benim en sevdiğim. şunu göstereyim. Bu da iki şişle yapılıyor. Böyle bir ebruli patik ipiyle yaptım. Çok güzel hafhaf patiği deniyor. Modeli hafhaf modeli deniyordu. Ve ben böyle çok güzel, çok şık bir patik. Bunu da iki şişle yapıyoruz arkadaşlar. Bu şey değil. Beş şiş değil. Bu iki şişle yapılıyor. Şöyle onun tekini de alayım. Çok güzel. Şöyle bakın. Modelimiz çok güzel. Şöyle yakından göstereyim. Basit bir model mi? Yani örgü bilenler için çok basit. O model olmasa da biraz zor arkadaşlar yapmamı istediğiniz model varsa da Yorum. Ekran resmini alıp da şeyde Instagram'da Ayşenel İşi Dünyası sayfamdan da bana atıp da işlemimi isterseniz onu da yapabilirim, örebilirim. Şöyle ben şunu da göstereyim size arkadaşlar. Ayakta çok güzel duruyor bu patik. Ve manken ayağında göstereyim size. Güzel bir patik. Evet çok şık. Bakın. Şekli sandalet güzel, patik. Bakın sandalet böyle altı örmeli. Yani bunu istersek keçeden de yapabiliriz tabii ki. Ama bunu o zaman ben bunu ördüğüm zaman keçe falan yoktu. Keçeler sonradan çıktı. Bunu bayağı bir oldu öreli. Yıllar oldu. Böyle. Çok güzel sandalet patiğimiz. Kokoş bayanlar için önereceğim bir sandalet. Arkadaşlar patik videomuz burada bitti. Bir dahaki videomuzda yine çeyizlerim devam ediyor. Göstereceğim inşallah Allah'ın izniyle. Bir daha iki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.